Artık sosyal medya fenomenleri gerçekten yaptıklarıyla şaşkınlık yaratıyor. Ama ben bu hanımefendiyi yeni keşfettim. O da bir Dilan Polat olma yolunda ilerliyor. Ama bunu yaparken çocuklarına yaptıkları şeyleri şimdi konuşacağız. Buyurunuz efendim. Ya kızım. Uyan bak, bugün okulun ilk günü. Bugün okulun ilk günü. Oh. Anne biliyor musun, ben birinci doktor olacağım. Ah, senin benim güzel kızım ha. Seni düşünürüm dün akşam yine. Doldu içime. Bir de kendimi. Hoş geldin kızım. Bir anne ben mezun oldum. Çöktü omzuma. Yani hayatımda bu kadar iğrenç, bu kadar korkunç bir görüntü görmedim. Efendim kendisi eşinin doktorluk yaptığı hastanede hemşire. Sonra eşiyle ilişki yaşıyor, aşk yaşıyorlar, evleniyorlar. Kendisinin adı Özlem Lina Özmüş. Ben daha yeni öğreniyorum. Ondan sonra 4 tane de kızı var anladığım kadarıyla da. Evet, 3 tane kız çocuğu varmış. Benim baktığımda 4.sünü hamileymiş. Onu da doğurmuş zaten. Bol bol da çocuk doğuran ama doğurduğu çocukları da reklam aracı olarak kullanan bir hanımefendi. Şimdi bu sokakta bazı anneler var, görüyorsunuzdur. Onlar için çok çocuk demek ailede çok büyük rant demektir. Çocuklarını sokağa salarlar ya, peçete sattırırlar ya, efendime söyleyeyim, o çocukları böyle o sıcağın altında, o bebecikleri, o masum yavruları kucaklarına alır karayollarında ya da herhangi bir kaldırımın üstünde aç bir tap şekilde sıcağın altında ya da soğuğun altında tutarak merhametlerini insanların eşerek, deşeleyerek oradan da para kazanırlar. O yüzden çok çocuk çok demek para demek onlar için. Şimdi bu hanımefendi de özellikle şu videoya dikkatli bakın. Gerçekten yazıklar olsun size diyorum. Hanımefendi burada bir video çekiyorsunuz. Ben doktor beyefendiyi de anlamadım. Akademik kariyer yapmış bir doktorsunuz. Yani eşiniz sosyal medya fenomeni olmak istiyorsa, ki anladığım kadarıyla hanımefendi oyuncu da olmak istiyor. Bakın burada çocuğu sandalyenin altından, çocuğu aslında çimdikliyor. Bizim oralarda öyle derler. Altında, çünkü çocuk ağlamıyor. Çünkü yapılan şeye çocuk bile o haliyle bir mantık yürütemediği için. Yani bu annem babam niye önüme bu kadar şey koyup sonra da 5 gündür aç kalmış Afrikalılar gibi. Niye böyle yamyam gibi bunları yiyorlar? Acaba bunlar ne yapmaya çalışıyor? Benim bu, çok özür dilerim, ne yaptığını anlamadığım bu yetişkinler neden böyle davranıyor diye çocuk şaşkın şaşkın bakarken annenin çok takipçi, çok beğeni, çok like alma o kadar gözünü bürümüş ki. Ya kendi öz evladını sandalyenin altından çimdikleyecek kadar gözü dönmüş artık. Oradaki çocuğun ağlaması acıdan. Acıdan ağlıyor. İlk bir böyle yapıyor, ağlamıyor çocuk, anlam veremiyor. Arkasından çocuk da değil daha o ya, bebek. Arkasından tekrar çimdiklemeye devam edip o çocuğa orada beğeni toplamak için gözyaşı döktürüyor. Ne oldu yani? Şimdi biz bu videoyu izleyince ne hissettik? Ay ne tatlı bir aile. Ah ne kadar şekerler. Görüyor musun? Maşallah Tosun da çocukları var. Ne tatlılar, ne eğlenceliler mi diyoruz? Hayır, tiksinerek izledim. Bu çocuklara yazık ki sizin gibi gerçekten anne babanın elinde çocuklar palyaço gibi oradan oraya savruluyorlar. Şu hale bakın ya.
Hani tavuk şey buğday ambarına düşmüş iki tavuk gibisiniz ya. Bu ne hal böyle yahu? Yazık değil mi o bebeğe? Günah değil mi ona? Ya bu kadar mı gözünüzü bürüdü? Bu sosyal medya fenomeni olmak, bu para hırsı, bu tanınmak, bu şöhret. Bu kadar mı gözünüzü bürüdü yani? Bak alttan yapıyorsun, görebiliyorum buradan. Sonra demiş ki hayır öyle bir şey yok. Hayır öyle bir şey var. Yani bunu yemin ediyorum bilir kişi alsın, davranış bilimleri uzmanı görür. Peki buna ne demeli? Allah kahretsin. Bizim bu ülkede başımıza ne geliyorsa zaten bu dini kullanan, suistimal eden insanlar yüzünden geliyor. İnsanlar açıp da kendi kutsal kitaplarını bilir bir şekilde bilinçli okumadıkları için sağdan soldan türeyen adamlar yüzünden zaten ülkede kimsenin dini inancı da bilgisi de yok zaten. Bir bilseler hiç kimseye ihtiyacı yok. Ya bu daha fecaat. Bu korkunç. Bu korkunç. Hanımefendi oyuncu olmak istiyorsanız kast ajanslarına gidin. Baktım ben 3 milyon küsürlükte bir takipçiniz varmış. Madem bu kadarca çok istiyorsunuz. O evleriniz, o arabalar tamamen bir Dilan Polat feykisiniz. Ama hiç mi Dilan Polat'ın yaşadıkları size ders olmuyor be güzel kardeşim? Hiç mi orada görmüyorsunuz? Bakın başlarına neler geldi. Hatta siz de suçlandınız. Sizin hakkınızda da soruşturma açılacaktı. Ya hiç mi edebiniz yok? Hiç mi gerçekten oturup da bir aklı selim düşünmüyorsunuz? Ben 4 çocuk annesiyim. Benim kocam bir doktor. Hani bu kadar mı gözünüzü bürüdü de Nari'nin hayatını, videosunu çekecek kadar mı ahlak yoksunu oldunuz? Yani ne oldu bu videoyu izleyince biz ne hissettik? Ah Narin Bahrari'm mi dedik? Ha, bu kadar çok Narin için üzüldüyseniz o bölgeye gitseydiniz, arama tarama çalışmalarına girseydiniz. Madem 3,5 milyonluk bir takipçiniz var, o zaman Narin için bir sosyal platform çıkarsaydınız ortaya, onları yapsaydınız, gitseydiniz belli ilgili makamlara, kendiniz de yani bildirimler yayınlasaydınız, çocuğun bulunması için oralarda görevli olsaydınız, gönüllü olsaydınız. Ya şu acıdan bile kendinize reklam çıkaracak kadar gözünüz dönmüş. Şu çocukları burada böyle deşifre ediyorsunuz. Yazıklar olsun. Çocuklara sordunuz mu acaba o kameranın önüne geçmek istiyorlar mı diye? Yani bu çocuklara bunu göstererek neyi kanıtladınız? Yani biz çocuklarımıza dini şeyleri de yapıyoruz. Onu da yapıyoruz, bunu da yapıyoruz. Püh! Yazıklar olsun size. Ben şu videoları izlediğimde midem bulandı. İyi ki de kendisini tanımıyormuşum. İyi ki de takip etmiyormuşum. İyi ki de bakmıyormuşum yani. Gerçekten artık bir kendimize gelelim ya. Biz nereye gidiyoruz böyle Allah aşkına? Hep göstermelik ilişkiler. Bir kadın kocasının kendisine ne kadar değer verdiğini göstermek için kurdelelerle sarılmış lüks arabalar. Bak ben kocamda ne kadar değerliyim diye. Bir insanın kocasının, sevgilisinin, sevdiceğinin ona olan değerini maddiyat göstermez kardeşim. İlk gösterdiği şey ona sadakatidir, ona merhametidir, ona sevgisidir. Çoluk çocuğuna sahip çıkan, ekmeğini taştan çıkaran adamdır. Gözü nefsine uymayan adamdır. Öyle bir algı yarattınız ki genç kızlarımız bile size bakıp sadece siz değil izleyin reklam filmlerini. Bütün böyle bu kuyumcular muyumcular var ya mesela onların Ferhat reklam filmlerinde hep reklam filmi şöyledir. Sevdiğinizi ne kadar sevdiğinize ona bir pırlantayla gösterirsiniz. Ben yeni nesil arkadaşlarımın çocuklarını görüyorum. Sevgilisinin doğum günü daha lise öğrencisi bunlar. Hayır anne yüzük almalıyım. Hayır altın bir kolye almalıyım. Hayır pahalı bir şey almalıyım. Çünkü çocuklara da empoze edilen bu sürekli. Yani varlığınla kendini göster yok. Pahalı hediyeler, pahalı yerlerde, mekanlarda eğlenceler sürekli böyle. İşte bunların yüzünden oluyor zaten. Diziler yüzünden oluyor. Dizide de maşallah herkes lüks hayat yaşıyor. Adamlar eşlerine, efendim söyleyeyim, yatlar, katlar, arabalar, evler, aman da aman neler de neler. Ya tabii ki her kadın ister. Kocası varlıklı olsun, ona da bir şeyler alsın ama bir işin sevgi göstergesi bu olamaz. Bu kadar maddiyatçılık artık gerçekten rahatsız edici. Adamlar bile şimdi hayatlarında biriyle tanıştırmaya kalktığında nerede oturuyor, ne iş yapıyor diye soruyor artık adamlar da kadınlara. Herkes herkesin üstüne yıkılmanın derdine düşmüş şu anda. Yani nerede o adamlar? Babalarımızın, babaannelerimizin zamanında ekmeğimi taştan çıkarırım.
Hani kadın çalışsın, kadın üretsin tabii ki. Ama kimse kimsenin de geleceğinin garantisi olarak, yaşlılığının garantisi olarak görmesin. Evlilikler de ticarethaneye dönmüş. Maşallah şirket kurur gibi evlilikler yapılıyor. Kadın ayrı gizli para tutuyor, kendine yatırım yapıyor. Adam ayrı tutuyor. Ya ben mal bölünecek diye boşanmayıp ayrı hayat yaşayan onca insan biliyorum. Kendi avukatımdan duyuyorum, inanamıyorum. Yani yazık, işler acısı. Hakikaten Özlem Hanım, bence siz bu kafayla böyle bir şeyde devam ederseniz sizin sonunuzu da çok iyi görmüyorum. Bak ben ev sonlu kadınımdır. Ne söylersem çıkar. Vallahi bak ben size söyleyeyim, gidişatınız iyi değil. Bence kendinize bir çeki düzen verin. Bu çocukları da kullanmayın. Yazıktır, günahtır. Yani bu çocuklar yarın öbür gün bu kadar göz önünde büyüdüklerinde mobbinge uğrayacaklar, sıkıntı yaşayacaklar. Benden de size söylemesi.